iddia ediyorum gelecekte tarihçiler Microsoft'un OpenAI isimli yapay zeka platformunu satın almasını yapay zekanın insanlık tarihini değiştirmesinde bir dönüm noktası olarak kabul edecekler. Eğer haberler doğruysa Microsoft OpenAI'ya tam 10 milyar dolar yatırıyor ve OpenAI 29 milyar dolar gibi dev bir değerlendirme ile satılmış oluyor. Neden bence bu kadar önemli bir anlaşma? OpenAI'daki Microsoft'un yapay zekaya bu boyutta bir yatırım yapması neleri değiştirir? Neden tarihi bir dönüm noktasından bahsediyoruz? Tüm bunları bugün anlatıyor olacağım. Öte yandan bu satın alma Google'u da çok yakından ilgilendiriyor. Google'u neden ilgilendiriyor? Google ve Microsoft yatırım fırsatı olarak nasıl gözüküyorlar böyle bir ortamda? Bütün bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız tarihteki en önemli satın almalardan bir tanesini anlatmaya başlıyorum. OpenAI bu aralar süper popüler olan ChatGPT ve DALL-E yapay zeka platformlarının geliştiricisi. Aslında bir vakıf olarak kuruluyor. Kar amaçlı değil ilk başlangıçta. Kurucular arasında Elon Musk da var. 1 milyar dolar civarında yatırımla başlıyorlar sürece. Amaçları da yapay genel zekayı insanlığın hayrına çalışan bir ürüne dönüştürmek. Zaman içerisinde Elon Musk ayrılıyor buradan çünkü şirketin kar amaçlı hale geldiğini düşünüyor. Elon Musk yapay zekadan korkan birisi biliyorsunuz biraz ve buradaki gidişatı pek hayırlı bulmuyor ama yakından takip etmeye devam ediyor. Ben özellikle ChatGPT'yi yoğun olarak kullanıyorum. İçerik üretirken metnin bir bölümünü oraya yazdırıyorum. Daha sonra o metni alıp değiştirip adapte ediyorum. Çünkü ChatGPT'nin yazdığı metinler %100 de güzel olmuyor. Hem orijinallik nerede kalacak ama yoğun şekilde kullanıyorum. Ve hem ChatGPT hem de görsel üretiminde kullanılan DALL-E hızla büyüyorlar. Bu tip ürünlere üretici yapay zeka diyoruz ve insanların aklındaki fikirleri ürünlere dönüştürme sürecini hızlandırıyorlar. ChatGPT'de yazı yazdırabiliyorsunuz, kod yazdırabiliyorsunuz, DALL-E'de görseller oluşturabiliyorsunuz ve fikirleriniz, hayalleriniz çok çabuk ürüne dönüşüyor. Aslına bakarsanız pek çok böyle ürün var şu anda ama OpenAI'nkiler en güçlüler arasında. OpenAI 2015'te kuruluyor. Hemen 2019'da Microsoft 1 milyar dolar yatırım yapıyor buraya. Hakikaten Microsoft'un şu andaki CEO'su Satya Nadella müthiş vizyoner birisi. Ondan biraz sonra biraz daha bahsedeceğim. O dönemde OpenAI'deki potansiyeli görüyor ve 1 milyar dolara hemen yatırıyor. Satya Nadella sadece vizyoner birisi değil, aynı zamanda süper de iyi bir tüccar. O dönemde OpenAI'ya 1 milyar doları nakit olarak vermiyor. Onun yerine diyor ki gelin size işletim sistemimizi açalım. Azure diye bulut üzerinde işleyen dev bir işletim sistemleri var. Ve OpenAI'nin de buna çok ihtiyacı var. Çünkü ChatGPT'de veya DALL-E'de yaptığınız her işlem arkada büyük bir işlem gücü gerektiriyor. Geçenlerde yaptıkları bir açıklamada her bir işlemin 2 sente mal olduğunu söylediler. İşte OpenAI'deki bu ihtiyacı gören Satya diyor ki gelin benim işletim sistemimi 1 milyar dolara kadar kullanın. Peki 2019'daki bu anlaşma karşılığında Microsoft neyi satın alıyor? OpenAI'nin geliştirdiği bütün teknolojileri kendi ürünlerine uyarlama hakkını kazanıyor. Mesela yine Microsoft'un sahip olduğu GitHub üzerine çalışan Copilot isimli yazılım geliştirmecilere destek veren bir yapay zeka var. O buradan geliyor. Yine Microsoft'a ait olan Bing üzerinde imaj yaratıcısı var bir tane DALL-E'nin altyapısını kullanan. Ayrıca ChatGPT'nin pek çok unsurunda Microsoft'un Word gibi, PowerPoint gibi ürünlerini içerisine entegre etmeye başlıyorlar. Anlaşılan Satya Nadella bu ortaklığın gidişatından memnun. Aynı zamanda OpenAI'nin ChatGPT gibi ürünlerdeki gelişimi de çok beğeniyor olsa gerek ki iddiasını büyütmeye karar veriyor ve 29 milyar dolar değerleme ile 10 milyar dolar yatırıp %49'una ortak oluyor şirketin. Yine son derece akıllıca bir strateji çiziyor. 10 milyar dolar nakit vermiyor. Azure'u kullanıma açıyor 10 milyar dolar karşılığında. Ve diyor ki 10 milyar dolara oradan düşeceğiz. Bittiğinde bu süreç %49'u şirketi benim olacak. %49 dışarıdan yeni ortaklar alınacak. %2 de OpenAI'yi ilk kuran o kar amacı gütmeyen vakfa ait olacak diyor. Ben Microsoft'un bu hamlesiyle yapay zekadaki en büyük oyuncu olmaya aday olduğunu ve Google'u bile zorlayabileceğini düşünüyorum. Google'un 1.1 trilyon dolar civarında değerlemesi var toplamda. Bunun 600 milyar doları Google'un arama motoru içinden geliyor. Buraya birdenbire Microsoft rakip olarak giriyor. Çünkü diyor ki Bing ile OpenAI'nin yapay zekasını tamamen birleştireceğiz ve Bing artık sadece bir arama motoru gibi değil. Tıpkı ChatGPT gibi aradığınıza özel sonuçlar üreten, sizin için makaleler, programlar yazan, görseller oluşturan bir yere dönüşecek diyor. Bunun Google'u bir hayli sarsacağı kesin. Evet, Google'un da yapay zekası var. Google'un da Lambda diye bir projesi var. Ve o da kendi platformunu buna dönüştürmeye çalışıyor. Ama Google'un şöyle önemli bir sorunu var. Google'un şu andaki gelir modeli reklam geliri çok önemli. Ve bir arama motorundan ChatGPT vari bir chat motoruna döndüğü anda bu reklam gelirine ne olacağı belli değil. O yüzden Google'un mevcut işini bırakıp buna doğru dönüşmesi bir hayli zor. Google'un buna çekingen bakacağını tahmin eden çok fazla insan var. Bu durumda işler Microsoft'un öngördüğü gibi giderse Microsoft'un piyasa değerine bir 600 milyar dolar eklemesi gayet mümkün gözüküyor. Tabii bunlar geleceğe yönelik uzun vadeli öngörüler, haksız çıkma ihtimali son derece yüksek. Asla bir yatırım tavsiyesi vermediğimi de
unutmayın. Ben Apple ailesi ürünlerini kullandığımdan Microsoft yazılımlarından uzun zamandır uzak kalıyorum. Ama eğer mesela Word üzerinde ChatGPT desteği gelirse harika olur. Bir makale yazıyorum ben, sonra anında denetliyor, yazılım hatalarını buluyor, yeni önerilerde bulunuyor. ChatGPT sayesinde gidip internette arama yapıp yazımı kuvvetlendirecek yeni bir elementi oraya katıyor. Veya PowerPoint'te bir sunum hazırlıyorsunuz, o anda bir görsele ihtiyacınız var. Piyasadaki hazır görsellerden almak yerine DALL-E desteğine ayarlanıp harika yeni bir görsel yaratıyorsunuz. Yani bunlar müthiş güçlü şeyler olabilir tabii. Şu anda hayal etmekte bile zorlanıyorum. O yüzden Microsoft'un gelenekselleşmiş ürünlerinde gücünü artıracak bir anlaşmaya benziyor bu. Tabii şunu da asla unutmamak lazım. Microsoft'ta çok para var. En son baktığımda 100 milyar doların üzerinde nakitleri var. Bu nakiti OpenAI'in yazılım gücüyle birleştirirse yapabilecekleri süper. Peki aklınızdan şöyle bir soru geçiyor olabilir. Madem OpenAI bu kadar harika bir şey, niye satıyorlar? Satmak zorundalar çünkü ciddi bir gelir modelleri yok. Şu andaki gelir modellerinde DALL-E'de görsel yaratırken biraz para veriyorsunuz ama maliyeti kurtarmıyor gibi gözüküyor. Dışarıdan bazı yazılımlar ChatGPT ve DALL-E'yi kullanıyorlar API'ler sayesinde. Orada kapılar açıp yazılımları kullanılması izin veriyor. Oradan bir miktar geliri var. Ama toplamda bu yıl sadece 200 milyon dolar cirosu olacak. Muhtemelen zarar ediyor olacak. 2024 için ise 1 milyar dolarlık bir gelir planı var. Bu gelirler maalesef o platform büyümesine yetmez de o yüzden dış ortaklığa ihtiyaç duyuyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella iş başına geldiğinden beri hakikaten Microsoft'u değiştirdi. Microsoft daha evvel önemli iki devrimi kaçırmıştı. İnternette varlık gösteremediler. Mobil internette de varlık gösteremediler. Cep telefonlarında yoklar. Bu büyük devrimleri kaçırdılar fakat Satya hakikaten tam zamanında müdahale etti meselelere. Azure'la bulut işlem tarafında Microsoft'u bir dev haline getirdi. LinkedIn süper karlı bir sosyal medya operasyonu. GitHub'ı satın alarak yazılımcılarla barıştı, onlara büyük bir değer sunmaya başladı. Ama Microsoft'la OpenAI'nin yapabilecekleri gerçekten müthiş. ChatGPT sadece iş dünyasını sarsma, eğitim dünyasını da sarsıyor. Amerika'da bazı okullarda ChatGPT kullanımı yasaklandı çünkü çocuklar onu biraz fazla kullanıp ödevlerini ona çözdürmüşler. Ve üstelik ChatGPT şu anda 3. versiyonda. 3. versiyonda 175 milyar parametre kullanıyorlar. Yeni versiyon GPT-4'te ise 100 trilyon parametre kullanacaklar. Yani bunu kabaca yapabileceklerini 175 milyardan 100 trilyona taşıyor diye anlayabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Eminim Satya yapay zekanın dünyanın geleceğini çok etkileyeceğinin farkında ve bence aslında son derece akıllıca ekonomik bir yatırım yapmış oluyor. Keşke Tesla o yatırım yapsaydı demeden geçemeyeceğim. Tabii Microsoft gibi şirketin yapay zekayı ele geçirmesi dünya için hayırlı bir iş mi? Yoksa o korktuğumuz Matrix senaryoları, makinenin dünyayı ele geçirmesi gibi konularda bir adım daha mı ileri gidiyoruz? Bunu tamamen sizlerin yorumuna bırakıyorum. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. İçerik hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Bir yandan da gelin bizim Haddini Aşk kulübüne üye olun. Orada çok içerik paylaşıyoruz. Bu yapay zeka meselesiyle başa çıkmanın tek yolu kendi zekamızı geliştirmek. Haddini Aşk o konuda süper içerikler sunuyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.